Acaba hangi dönemdeyim? Nereye geldim? Oldukça hikaye bir döneme benziyor. Ama iyiliğin dönemi olmaz. Belli ki burada kötülük olmuş. O halde iyilik de olabilir. İşte böyle. Neyse, şimdi doğru döneme gitmeliyim. Granbel'i bulmalıyım. Buyurun. Ben Alexander Graham Bell'i arıyordum. Evet. Burası onun evi mi? Evet ama kimseyle konuşmuyor. Ya ben bir görebilir miyim? Tabii buyurun. Merhaba. Siz ünlü mucit Granbel'siniz değil mi? He? Meşhur mucit. Meşhur aptal demek istediniz herhalde. He? Hayır. Meşhur mucit. Siz bilim tarihinin en önemli mucitlerinden birisiniz. Graham Bell. Alexander Graham Bell. Neyi icat etmiş bu mucit ha? Salaklığı mı? Unutkanlığı mı? Aptallığı mı? Neyi? Ha? Bak sen bir dehasın. Eğer icat etmek istediğin neyse gerçekten istersen onu başarabilirsin. Yeter ki en önemli şey inancını ve cesaretini kaybetmemen. Sen benim neyi icat etmek üzere olduğumu biliyor musun ha? Kilometrelerce uzaklıktaki insanların birbirleriyle konuşabilecekleri cihazı icat etmek üzereydim ben. Hello. Biliyorum. İcat edeceksin de zaten. Hayır. Hayaldi o. Bitti. Bitmedi. Daha yeni başlıyor. İcadın öyle bir hale gelecek ki herkesin cebinde olacak. İnsanlar yürürken bile birbirleriyle konuşacaklar. Nasıl yani? Bak, icadım bu şekle gelecek. Böylece herkesin cebinde olacak. Hatta bununla fotoğraf bile çekilecek. Hey, ver bakayım. Ne be? Dalga geçiyorsun benimle. Hayır, alay etmiyorum. Bunlar gerçek. Bak, söylediklerimden daha çoğu bile olacak ama şimdi lütfen bunlarla vakit kaybetmeyelim. Sen istersen bunu başarabilirsin. Yalnızca sen başarabilirsin. Ben? Başarabilir miyim ha? Başarabilir miyim? Evet, yapabilirsin Graham Bell. Yapabilir miyim? Ha? Yapabilir miyim? Yapabilirsin. Yapacaksın. Serena. Ozan'la el ele tutuşup Artvin oynadığımız zaman her şey sona erecek kızlar. Artvin ne Kıvılcım? Boş ver Dilara, o karışık. Kıvılcım, Ozan geliyor. Nasılım? Merhaba kızlar. Ne haber Ozan? Gel gel otur. İyi Kıvılcım. Neymiş bana anlatacağın şu çok önemli konu? Ozan, sen hayatımın gidişatını değiştirdin. Artık hayata bambaşka bir gözle bakıyorum. Ben değiştirdim. Evet sen ve folklor. Folklor. Evet, sıkı dur Ozan. Kızlar ve ben senin kurduğun folklor kulübüne katılmaya karar verdim. sen de sıkı dur Kıvılcım. Ben folklor kulübü falan kurmadım. Ne yani? Sen folklor kulübünde değil misin? Hayır. Yani hiç mi oynamadın? Hani Artvin falan? Kurt kuzu da mı oynamadın? Hadi be. Ne oldu? Yok bir şey. Biz de sen folklor kulübündesin diye kaç gündür folklor oynuyoruz. Sus Dilara.
Ne yani? Bu kıyafetleri boş boşuna mı giydik? Hadi Dilara, git sen bir yüzünü yık hadi. Bir şey mi kaçırdım ben? Senin Leyla ve Nazlı bizi kandırdı Ozan. Dilara! Ozan, vallahi sandığın gibi bir şey yok. Ya ben zaten meraklıydım folkloru. Kalıp dinlemeyi çok isterdim Kıvılcım ama işim var, gitmem gerek. Seninle folklordan bahsetmeyeceksin değil mi? Tamam, merak etme. O bana her şeyi anlatır zaten. Tamam, görüşürüz. İçimden bittim. Yapabilirim. Telefonu icat edebilirim. Ama nasıl? Patlamıştı. Puf diye patladı. Yok olmuştu. Nasıl yapabilirim ki? Belki de yok olmamıştır. Nasıl? Gözlerimle gördüm. Yok oldu, patladı, puf. Ne? Oh! Gözlerime inanamıyorum. Burada. Evet, aletin burada olduğuna göre sana sadece doğru bağlantıları yapmak kalıyor. Evet. Teller çok önemli. Teller. Teller. Bir dakika. Bir duyma, bir de konuşma bölümü olacak. Bunlar. Şimdi sesleri pürüzsüz karşı tarafa nasıl iletiyorduk ha? Nasıl? Hatırlayalım nasıl? Ay, şu semestri tatillerinden hiç haz etmiyorum. Ay, hiç karlı bir şey değil. Bence de hayatım. Bütün veletler evde canım. Ay, niye var bu tatiller, hiç anlamıyorum. Allah'tan 3-5 parça hediye alalım oluyor da keyfim yerine geliyor. Ölü ölmüş. Adam kalp krizi geçiriyor. Keşke acil bir şekilde ambulans çağırabilsek. Ya, ay şimdi birimizin taksiye binip yardım çağırması lazım Fitnat. Ama o zamana kadar yaşayacağını zannetmiyorum. Gidici bu, gözü toprağa bakıyor ama ne yaparsın, mukadderat. Hay Allah. Arkadaşlar, bence en iyisi aranızdan biri bir mektup yazıp ambulans çağırsın. Neyse. Hadi Allah rahmet eylesin kardeş. Geçmiş olsun tekrar, selam edin. Telefon olsaydı arayıp iyilik yapardınız. Ama no telefon, no iyilik. Sen de artık yavaş yavaş öteki tarafa. Oh be. Hadi Graham, hadi, başaracaksın. Evet. Konuşma tarafı mıydı? Dinleme tarafına mıydı? Bir tarafa benim bir az miktarda bir kömür tozu koymam gerekiyordu ama hangi tarafaydı? Elini biraz çabuk tut lütfen. Sürem gitgide azalıyor. Süre mi? Boş ver, boş ver. Sen devam et. Evet. Hatırladım. Konuşma tarafındaydı. Evet. Ama ne kadar elektrik vermem gerekiyordu? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Al. Bununla teyini silersin. Sağ ol. Çok miktarda elektrik verirsem tekrar patlatabilirim cihazı. İşte orta karar bir şey yap. Demesi kolay. Çok miktarda elektrik verirsem develeri yakabilirim. Azdan başlayıp çoka doğru. Evet, galiba en iyi yöntem bu olacak. Benim artık zamanım doldu. Gitmem gerekiyor. Dur bir dakika. Kimsin sen? İlhan Perin diyelim. İlhan Perin mi? Evet. Ben olmasam da yapabileceğini biliyorum. Başarabilirsin. Sen tarihe geçmiş ya da geçecek diyelim, bir dahisin. Bunu başarabilirsin. Evet. Ama ben yapabilir miyim bilmiyorum. Bilmiyorum, başarabilir miyim emin değilim. Patlayan cihazımı tekrar icat edebilir miyim bilmiyorum. Yapabilirsin Gramber. Yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Sen de kendine inan. Sen Gramber'sin. Hoşça kal. Mendilini unuttum. O sende kalabilir. Çok güzel. Allah'ım, ne olur kimseye görünmeden odama kadar çıkayım.
galiba. Oh be, kimse görmedi. Yani Gönül! İşte Meydan! İşte koptu! Neredesin anne? Kıvılcım, biz de alayı dördüncü arıyorduk. Sen de katılsana. Evet, hazır kıyafetinde böyle uygunken. Bana bakın. Eğer bunu bir kişiye bile anlatırsanız sizi mahvederim. Duydunuz mu beni? Aa, bir kişiye anlatır mıyız hiç? Ozanı kapmak için folklorcu olduğunu bilmek bir kişinin değil herkesin hakkı Kıvılcım. Bak, nefesini tutunca aklıma geldi. Sana zurna çalmak da yakışırmış. Eğer halay çekmekten sıkıldıysan zurna da çalabilirsin. Bu çok iyi bir ders oldu. En azından bundan sonra Ozan'dan uzak durur. Hayır, o kostümün içinde nasıl komikti değil mi? Yani Kıvılcım o şekilde göreceksin deseler hayatta inanmazdım. Abla, folklor kötü bir şey mi? Aslında folklor kötü bir şey değildi Nazlıcığım. Sadece Kıvılcım gibi yanlış insanlar yaparsa kötü bir şey oluyor. Ben de oynayabilir miyim? Tabii oynayabilirsin. Benle dalga geçerler mi? Hayır Nazlıcığım, seninle sevdiğim bir şey yapıyorsun diye hiç kimse dalga geçmez. Biz de zaten sadece Kıvılcım gibi özentiler yaptığı zaman dalga geçiyoruz. Uf, inanamıyorum, süre bitti. Selena. Ah, merhaba kızlar, durumlar kötü. Ne oldu Selena? Başarabildim mi bilmiyorum kızlar. Acaba Granbel telefonu icat edebilecek mi? Eğer başaramazsa gerçekten çok kötü şeyler olur. Evet. Bütün hazırlıklar tamam Watson. Bakalım bu kez başarabilecek miyiz ha? Watson! İçeriki odaya gidebilirsin. Watson! Anlaşıldı be. Watson! Beni duyabiliyor musun Watson? Watson! Allah kahretsin! Başaramadık, işte olmadı! Bir daha deneyeceğim. Watson! Watson, sesim geliyor mu? Ah, elim! Ah, elim Watson! Ah. Ben? Ne oldu? Eline ne oldu? Elim acıdı Watson! Ah. Watson, beni duyabiliyor musun? Evet, hem de gayet iyi duyuyoruz. Başardık! Başardık Watson! Başardık! Sizi iletebildik dostum! Teşekkürler Selena! Selena mı? O da kim? Selena, rüyama gelip bu icadın peşini bırakmamam gerektiğini söyleyen bir iyilik meleği Watson. Bu icat insanlık tarihi için çok önemli bir icatmış Watson. Biliyor musun? Bu telefon ileride küçülüp insanların cebine girecekmiş Watson. Ben de Selena'ya jest olsun diye cep telefonu icat edildiğinde adına Selefon, hatta Selenafon denmesini vasiyet edeceğim Watson. Kızlar, umarım Granbel başarmıştır. Selena, ya başaramadıysa? Bunu düşünmek bile istemiyorum kızlar. Kızlar, telefon çalıyor. Telefon, Burak arıyor. Efendim Burak. Selam, nasılsın? İyiyim. Sen şu anda telefonla konuşuyorsun değil mi? Selena, sen iyi misin? Tabii ki telefonla konuşuyorum. Kızlar başarmış, telefonu icat etmiş. Nasıl
Asıl sen başardın Selena. Kızlar ne maceraydı ama. Yani videoya kaydetseydik televizyonda oynardı film diye. Televizyon mu? O ne ki? Evet, bilmiyoruz o ne. Kızlar? Ah, olamaz. Yoksa şimdi televizyon mu yok oldu? Şaka şaka. Nasıl şaka? Siz ama kaldırmaya başladınız. Telefon. Burak, Burak'ı unuttum. Alo, Burak'cığım. Orada mısın? Buradayım. Allah neşenizi arttırsın. kusura bakma hayatım. Nedir sizi bu kadar sevindiren olay? Biz oyun oynuyorduk aramızda. Selin'le ben kazandık, ona çok sevindik. Ya, tebrik ederim. Sağ ol. Bana söyleyeceğin bir şey var mı? Sana? Evet, bugün sana bir soru sormuştum. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Peki, cevabın ne o zaman? Benimle evlenecek misin? Evlenmek? Burak ben...